Merhabalar arkadaşlar bugünkü videoda bir araç tamir videosuyla karşınızdayım ve aracımdan bir ses geliyordu bu sesin ne olduğunu tahmin ettim ama direkt tespit edemedim o yüzden ustaya gittim bakalım neler olmuş görelim olay nasıl oldu arkadaşlar aracım seyir halindeyken bir tıkırtı geliyordu böyle sürekli son dönemde de artmaya başlamıştı sonrasında aracı park ettiğimde de böyle Gıcır gıcır bir sallanma e, hissetmeye başladım. Hani sadece seyir halinde değil, park ettiğimde de bu sesi hissetmeye başladım. E, tahmin ettiğim yerler vardı tabii ki. Ön takımlardan geliyor muhtemelen dedim. Amortisörden olabilir dedim. Rot başlarından olabilir diye düşündüm. Veya viraj lastikleri olabilir. Ya da işte Z rotu olabilir diye düşündüm. Bu ön takım dediğimiz kısımda bir sürü ekipman var tabii. En iyisini usta bilir diye ben yine de sanayiye gittim. Sorunumu anlattım. Usta da... Benim söylediğim gibi arabayı bir güzel salladı. İşte şöyle. Gelen sesleri siz de duyuyorsunuz. Bu şekilde ses geliyordu. Bunun sonucunda usta bu sesin zerotundan geldiğini söyledi. Ondan sonra işleme başladı, sökmeye başladı daha doğrusu. Şimdi usta işlemlere başlamışken ben de Z rotu nedir kısaca ondan bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Z rotu ya yani aynı zamanda denge rotu da denebilir yani araçtaki Z rotlar askı hareketi işlevini yapıyor. Yani amortisörlere bağlanan viraj demirleridir. Z olmasının sebebi de o aradaki bağlantıyı böyle Z hani kendisi bir demir olabilir ama Z şeklini oluşturuyor diye Z rotu denmiştir. Z rotu bazı araçlarda da e, yok arkadaşlar. Viraj demiri olmadığı için süspansiyon ile amortisör birbirine bağlanarak bu işlem gerçekleştiriliyor. Z rotu arızası nedir? Tamam ses yapıyor ama e, aslında o bağlantı uçlarında zamanla boşluklar oluyor. O ses de buradan geliyor arkadaşlar. Bu da genelde nerelerde belli olur? Aslında kasislerde ve çukurlarda daha çok belli olur. Bu aşınma arttığında artık böyle normal zamanda da ses gelmeye başlar. Şimdi biz bu geldiğimizde aracın ön zehrotlarını değiştirdik. Arkadakileri daha öncesine değiştirmiş Onlar biraz daha küçük tabi bunlardan. Ama şu an için sadece ön zehrotlarını değiştiriyoruz. Şimdi bu zerotlarında kaç aldık ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Biz bu ikisini 150 liraya aldık. Genel olarak fiyatları nedir? Yani böyle bir 10-15 yaşındaki araçlar için 2 tane zehrotu, yaklaşık 200 liraya kadar çıkabilir. Tabi bu yan sanayi orijinal olmasıyla da fiyatları değişecektir mutlaka. Ustan tamiri bitti, Z rotlar değişti, e, aşamalarını gördünüz zaten arkadaşlar. E, bizim bu aracımızdaki zaten tamir esnasında ses kesildi, sonrasında da biraz kullandım ve bu ses e, yok oldu, böyle bir ses gelmiyor artık. Peki aracımızdan gelen sesler sadece Z rotundan mı gelir? Tabii ki hayır. Söylediğim gibi ön takımda bir sürü parça ve mekanizma var. Bunları da şöyle kısaca size gösterip hem de e, isimlerinden durumundan bahsedeyim. İlk olarak söyleyeceğim aracımız dönüşlerde ses yapıyorsa akis kaynaklı bir arıza olabilir. Arabada sallama varsa eğer bu amortisörden olabilir. Veya başka bir şekilde arabanın önü ya da arkası böyle yere biraz daha yaklaşır düşerse bu da amortisör yaylarından olabilir. Alt teker kısımlarında yağ kaçakları varsa bunlar da körüklerden olabilir. Körükler yırtılmış olabilir. Bir de mesela direksiyon çevirdiğinizde sesler geliyorsa o da amortisör üst takozlarından olabilir arkadaşlar. Veya önde tıkırtı varsa bu da viraj lastiklerinden olabilir. Bir de arkadaşlar sadece ön takım değil motordan bir ses geliyor olabilir. Böyle şıkır şıkır o da zincirden olabilir. Bir de aracımızın içerisine eğer su geliyorsa, su kaçağı varsa bu kalorifer radyatörü olabilir. Arkadaşlar örneğin aracın ön tarafından böyle bir ıslık çığlık sesi gibi ses gelir ya. Eğer öyle bir ses varsa duyuyorsanız e, ya kayışlardan geliyor olabilir. Bu e, önemli bir detay. Veya dizel arabaysa turbodan da geliyor olabilir. Bunu da ustamız özellikle üstüne basılı basa söylemişti. Ben de sizlere iletiyorum. Aracımızı istop ettikten sonra... E, su damlama varsa eğer aracın altından görüyorsak bu muhtemelen devirdaim pompası arızası olabilir. Frenleriniz iyi tutmuyorsa tabii ki bu balatalardır. Balatalar kontrol edilmeli hemen. Ve son olarak e, debriyaja bastığınızda eğer bir ses geliyorsa debriyaj bilyesi arızalanmış olabilir. Arkadaşlar aracımızdan ses gelirse genel olarak durum bu şekilde. Ee, bizim videomuzda işte biz Z rotu ile ilgili bir işlem yaptık. Bunu da size göstermek istedim. Ee, Tabi bunun dışında söylediğim gibi saydığım maddelerden de olabilir. Hiç bilmeyen arkadaşlar için böyle bir derleme yapmak istedim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalımda bunun gibi tamir videoları bilmeyen arkadaşlarıma referans olsun diye birçok video var. Sizlere de e, faydalı olabildiysem kanalıma destek olursanız, abone olursanız mutlu olurum. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.